Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde jQuery ile veri tabanındaki bir veriyi çekip bunu ekranda listeletmeyi sağlayacağız. Nasıl olacak o? Mesela burada bir tane veri tabanım var, Gaka isimli database'im ve onun altında product diye bir tane tablom var. İçerisinde tablomun 3 tane veri var. Title kısımlarını alıp listelemeyi yapacağız. Normal şartlarda biz burada yaptığımız takdirde ne yapıyor? Direkt burada getirtirebiliyorduk. Bunu CodeIgniter ile yapacağız elbette. Ben CodeIgniter'da şöyle açayım. Klasör yolunu değiştirdiğim için tabii çalışmıyor şu an. Şöyle. Neredeydi? Şurada jQuery miydi? Name adı jQuery diye yazmışız. Hemen yapalım. Evet, bu klasör. Normal şartlarda biz database'den veriyi çekiyorduk. Daha sonradan tekrar getirilecekse artık tekrar yeniliyorduk ya da sayfa değiştiriyorduk. Sayfa yenileniyordu. Bunu peki jQuery ile nasıl yapacağız ve düzgün bir şekilde bunu nasıl post edeceğiz? jQuery'den çünkü bir istek göndereceğiz. O isteğe göre sayfadan bize bir geri dönüş gelecek ve bu geri dönüşü sayfa yenilenmeden ekranda nasıl göstereceğiz? O gelen array'i biz nasıl basacağız? Bunu göreceğiz. Hemen şurada controller'ımda ben şurada hemen aslında database'i alıp ilk olarak onları bir yazdırma işlemini yapmak istiyorum. CodeIgniter projesini hemen CodeIgniter'e indirdikten sonra hiçbir şey yapmadım henüz. Controller ve view'ler sabit. Sadece view'imde jQuery'yi ekleyerek Document3D'yi çalıştırdım. Alert'ü de gördüğünüz zaten çalıştığını gösteriyor. Başka hiçbir şey yapmadım. Bir de tabii buradaki default verileri sildim. Varsayılan yazıyı CodeIgniter ile beraber gelen yazıları sildim. Tabii yapmam gereken birkaç ayar var. Nedir o? İlk olarak config'ten gelip base URL satırına bir şey yazmam gerekebilir belki az sonra. Ama gerçi şurada çalıştırdık. Yani index harici başka bir şey yaptığımız zaman bir welcome'daki hariç bir şey yaptığımda bu bize hata verecek. Ondan dolayı belki tanımlamam lazım. Geri kalan hiçbir şeyi düzenleme işlemi yapmadım. Bir başlayalım yapmaya. Zaten ortaya çıkacaktır. Şurada bir database'e bağlanalım. Adım adım. $diz diyorum. DB. Ne yapacaktım mesela? Get yapacağım. Nereden yapıyorum? Product'tan. Ama ne lazım bana? Bir de result diyeceğim buna. Ne lazım? İlk olarak veri tabanına bağlanmam lazım. Config'in altındaki database dosyasından ben burada sort table için hazırlamıştım bunu. Sonradan değiştiriyorum. Gaka'ya bağlan. Root, localhost. Bende herhangi bir şifre yok. Sayfayı yenilediğim takdirde başarılı bir şekilde çalıştı. Hata vermedi. Hata vermemesinin sebebi şu. Yani aslında vermemesi mantıklı ama sıfırdan siz bunu yaptığınız zaman indirdiğinizde çalıştırdığınız zaman hata alacaksınız. Sebebi şu. Ben şurada autoload'larda library'lerde database ekledim buraya. Sizin için siz de bunu eklemek durumunda kalabilirsiniz. Database kalsın, autoload kalsın. Şurada müdahale ettiğim şeyler olsun. Şunu kaldırdım, şunu kaldırdım. Welcome ve welcome message. Şunlar şurada dursun. Evet. Şimdi şuradan direkt sonuçlara görelim. Ne geldi bize? Result diyelim. Hatta diyelim ki rows diyelim haydi. Bunu bir yazdıralım. Printre rows. Evet. Yenilediğimde sayfayı bakın bana içeriği getirdi. Hatta bunu sağ tıklayıp şu kaynağı gönder dediğin zaman array şeklinde gördüğünüz gibi gördü. Tabii burada istenilen verilerde editör falan kullanıldığı için böyle bir sürü CSS olan içerisinde veriler gözüküyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi bize bir tabii title'ları çekeceğiz. Ondan dolayı işimiz biraz daha kolay olacak. Normal şartlarda bunu göstermek için ne yapardım? Bunu nereye göndereceğim? View'e göndermem lazım. Ben bir tane VData diye bir tane standart class oluşturuyorum. Array'lerle uğraşmamak için. Object Oriented'ın notasyonunu kullanmak için. View Data Rows dolar Rows buna eşit olsun. Ve bunu ne yapmam lazım? View'e göndermem lazım. Evet, şimdi şu tarafta bunu karşılıyor olmam lazım. Bakalım. Şuradan PHP printre re nedir? Rows. Bakalım yazacak. Yenilediğimiz zaman bakın hiçbir şey değişmedi.
Bu sefer view'den biz bunu aldık. Hatta bunu kaldırırsak bakın verinin buradan geldiğini göreceksiniz. Bomboş. Evet. Bunu aldık. O zaman ne yapalım? Bir tane for each döngüsü kuralım. For each döngüsüyle rows'ları, bütün kayıtları teker teker ele alalım. Row. Şöyle echo dedim. Ne yapacağım? Rows'taki title'ı ekrana bu şekilde normalde yazdırabilirim. Bir tane de br koyalım buna. Alt satıra geçsin. Şöyle. Yeniledim. Saat hatayı kaptık. Ha, rows değil pardon. Her bir eleman bana row vereceği için row yapacağım. Tabii ki de onu. Yenilediğim zaman tık tık gördüğünüz gibi 3 tane elemanı ekrana bastı. Tabii bunu biraz daha görselleştirelim sizinle. Nasıl yapacağız? Bir tane ul yapalım. Ondan sonra buna da item list diyelim. Items diyelim. Her elemanına da item diyelim. Burada bu şekilde yazdıracağız bunu. Li'yi for içine, for için içerisine koyacağız. Şuraya da bir tane ul diyelim. Pardon, kapatalım yani. Pardon. Şöyle yenileyelim. Ha. Bu noktada ne yapacağım? Ben şunları kapatmayı seviyorum. Bu şekilde kullanmayı seviyorum. Şöyle şunları sildim. Ve PHP dedim. PHP bu arkadaş. Şöyle. Buraya Lee'yi getirdim. Bir daha şöyle yapalım. Evet. Şu an yapıyı oluşturduk. Ne yapacağım? Ben burada PHP echo dolar row'dan gelen title'ı bana çek. Title tabii benim buradaki gördüğünüz gibi database'imdeki alan. Ben detail'i çekebilirim. Her şeyi istediğim gibi bu şekilde çekebiliyorum. Çalıştırdığım zaman bakın bu sefer li içerisinde geldi. Hadi bu li'yi biraz daha şekillendirelim mi diye yola çıkalım şöyle. Still diyelim. Şöyle nokta items diyelim. Onunla başlayalım. Padding 0 piksel. Margin 0 piksel. List style'dan diyelim. İlk olarak şu bir, şu iki. Heh. Hop, pardon. Şöyle sıfırlayalım. Şunu izah. Sonra items'ın içerisindeki li'lere diyelim ki ne olsun mesela. List hop width'lerini verelim. Width mesela 200 piksel değil de 300 piksel olsun. Ondan sonra padding 5 pikseli 10 piksel. Şöyle hopaca yapmak zorundayız. 5 pikseli 10 piksel. Şöyle birazcık aralansın. Hatta aslında bit vermeye gerek yok gibi gözükecek. Şöyle evet. Daha güzel. Şimdi bu arkadaşlara birazcık background color verelim. Background color diye şöyle yeniliğe böyle oldu. Ve margin button verelim. Birazcık birbirlerinden ayrılsınlar. 5 piksel kadar. Fazla bile zaten. Böyle arkadaşlar listelendi. Birazcık linilerin boyutunu küçültelim. 400 piksel olsun. Şöyle daha iyi oldu. Evet. Aslında çok gerek yokmuş bu tarz işlemlere ama hani şeyi kavram açısından font family'de Tahoma değil de Arial verelim. Tamam. Yenilediğim zaman böyle bir liste aldık. Tabii biz bunu şimdi bir butona basacağız. Bu yaptığımız işlemi şeyden yapacağız. jQuery'den yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? jQuery ile ilk olarak bir tane şuraya bir buton oluşturalım. Button get ne diyelim? Ne diyelim? Get diyelim buna. Get list btn olsun bu. ID'si. Ve buna kayıtları getir diyelim. Yenileyelim. Şu buton. Buna basınca bunları getirecek. Şimdi ben bunları kaldırıyorum. Aslında kaldırıyorum değil mi? Sadece şu for içerisindeki for each kısmını kaldırıyorum. Herhangi bir kayıt yok. Şimdi başlayalım artık. İlk olarak butona basıldığını algılatmam gerekiyor. ID'si bu olan elemente tıklanıldığında şu fonksiyonu çalıştır. Çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Yeniledim. Bastım. Çalış. Güzel. Şimdi benim bir post işlemi yapmam lazım. Ne demiştik? Post işlemi 3 parametre alır demiştik. Birincisi URL. İkincisi data veri alacaksa. Üçüncüsü çalıştıktan sonra geri dönüşü sağlayan ve çalışsa da çalışmadığını, çalışıp çalışmadığını anlamamızı sağlayan ve geri dönüşleri bize veren fonksiyon. Bunlara response diyelim. URL'yi belirtelim.
var yörel. Nedir bizim yörelimiz? Şurada aslında Welcome Controller'ı altında bir tane metoda ihtiyacımız var. Public function. Neydi function'ımızın adı? Mesela get product list olsun. Herhangi bir parametre almasına gerek yok. Bu arkadaşın zaten çok şey bir şey olacak. Gayet basit. Şuradaki datayı şuraya alacağız. Ve bunu echo ile ekrana basacağız. Echo ile ekrana basınca buradan bana bir array dönecek. Ama bunu yazarken neydi? Echo JSON encode komutunu kullanarak rows'u bu şekilde yazdıracağım. Ve bunda burada bir parametre var. True diye. Tamam. Şimdi bunu bir çalıştıralım dışarıdan. Şöyle. Neydi? Welcome şu dediğim zaman bana gördüğünüz gibi array olarak gibi düşünün. JSON formatında bana bunu geri döndü gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde. 3 tane kayıt döndü ya. Bizde de 3 tane kayıt vardı zaten. Şimdi ben bunu buradan döndüğümde normal array'i ben şurada dönseydim şöyle düşünelim. Bunu tabii neyle yazacağım ben? Print Re ile yazdırmak durumunda kalacaktım ve şunu kaldıracağım. Normal şartlarda ben bunu böyle çalıştırsaydım bakın array geliyor. Burada bir sürü başka yazılar var. jQuery kısmı jQuery ile biz buna post attığımız zaman bu metoda bu isteği gönderdiğimizde bize geri dönüşte ki veri tamamen bir string ifade. Bu string ifade bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz burada nasıl şurada array döndürdüğümüzde gittik diğer tarafta for each ile burayı yazdırabildik. Aynı şekilde JavaScript'te de bunu yapacağız. Bir metin geliyor ve bu metin aslında bir array. Bu array'i benim buna bir dizi haline yani döngüye sokup çalıştırabilir hale getirmem lazım ki bu işlenip döngüyle beraber bu ekrana bastırılabilir bir halde olsun. Tamam. O yüzden ilk olarak bu arkadaşın bunu JavaScript'in bunu böyle anlaması mümkün değil. Bu yüzden bunu JSON'a çeviriyorsunuz. Şu şekilde. Tamam. JSON'ı gönderdiğin zaman bakın bize JSON çıktı veriyor. Şimdi bunun JavaScript kısmı var bir de tabii ki de bunu okuması için. Nasıl o da? Şöyle. İlk olarak bir isterseniz isteği gönderelim. Ondan sonra yapalım. URL'imiz neydi? URL'imiz ise şu. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tamam. URL tamam. Herhangi bir data göndermeyeceğim. Direkt alacağım. Console.log response. Bunu konsola yazdıralım. Geri gittim. Yeniledim sayfayı. Konsol açıyorum. Şöyle. Kayıtları getir dediğim anda bakın az önce bana verdiği çıktının aynısını bir de burada verdi. Demek ki PHP'den geri dönüş var. Mesela buradan dönüş olduğunu nasıl anlarsınız? Şunu gelin. Echo JSON değil de Echo test başarılı diyelim. Mesela bu. Yeniliyorum. Bastım. Bakın test başarılı. Bastım. Sürekli test başarılı geliyor orada. Sıkıntı yok. Demek ki bu metoda post işlemini başarıyla gerçekleştirebildik. Tamam. O zaman bunu kapattım tekrardan. Ne kaldı? Echo JSON encode dedim. Gayet kolay geliyor verimiz oradan. Şimdi tabii oradaki de bir metin olduğu için bunu benim JSON datasına dönüştürmem lazım. Şuradaki işlemin aynısını yapalım arkadaşlar. Bakın rows demiştik. Buraya da rows diyelim. Rows eşittir. JSON nokta parse yazamadım. Parse nedir? Şuradaki metni JSON'a dönüştür dedim. Bunu ekranda gösterelim. Console.log rows. Yeniledim. Bastım. Bakın bu sefer obje olarak aldı. Yani bir array kendi içerisinde işleyebileceği bir array var. Tıkladım. Bakın obje 1. İçerisindeki veriler bunlar. Bakın detaylı çok basit bir şekilde alabiliyoruz. Obje 2. Bu da üçüncü elemanımız ve son elemanımız. Tamam. Şimdi bunları peki nasıl döndüreceğiz? jQuery'de İç metodu vardı. Nasıl kullanılıyordu bu? İçi mesela UL'leri veriyorduk. İçerisindeki li'leri saydırıyorduk. Ya da ne bileyim bir tane element veriyorduk. İçindeki div'leri, span'leri. Bu tarz elementleri saydırma işlemini yapıyordu. Ama bu zaten şöyle bir özelliği de var. Yani bir array verdiğimiz zaman array'i de sayar. Nasıl yapıyorduk? Diyoruz ki rows'u say ve şu fonksiyonu çalıştır sayarken. Tamam. Burası key, burası da item olacak. Yani row olacak. Diğer taraftaki gibi düşünün. Şuradaki key de 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 diye eleman veriyor bize. Değeri veriyor. Bunları bu şekilde tek tek deneyelim.
İsterseniz daha anlaşılır olsun. Yeniledim sayfamı. Bastığımda bakın 0, 1, 2. Az önce gördüğünüz obje vardı. Onları açtığımızda ne oldu? 0, 1, 2 diye adlandırmıştı hatırlıyorsanız array elemanları. Bakın 0. eleman, 1. eleman, 2. eleman diye buraya yazdı. Key bize onu veriyor. Row ise objeleri veriyor. Yeniledim. Kayıtları getir. Bakın obje. Hepsini aldım. Şunları almak için ne yapacağım? Bildiğiniz array bundan sonraki işlem. Console row title. Bu kadar basit. Yeniledim. Bastım. Bakın verileri rahatlıkla alabiliyorum. Peki ben bunları buradaki UL'nin içerisine nasıl aktaracağım? Bununla ilgili yine ders vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nedir? Her bir eleman için birer item oluşturacağım. Nasıl? Diyorum ki hatta direkt item'a gerek yok. Şöyle UL'nin içerisine aktaracağım. UL'm neydi benim? Items demiştim. Nokta append dedim. Append. Neyi aktarıyorum bunun içerisine? Li'yi aktar. Li'yi kapat. Buraya şuraya ne yazacağım? Row'dan title'ı getir. Şimdi bir şey daha ekleyeceğiz az sonra ama neden onu eklediğimizi ezberden olmasın diye çalıştırıp ondan sonra göstereceğim. Yeniledim. Bastım. Bakın geldi. Şimdi bir şey eklemem lazım. Nedir? Şu. Bastım bir daha geldi. Bastım bir daha geldi. Normalde öncekilerin silinmesi lazım. Nasıl sileceğim onu? Her basışta şurada for için üstünde diyorum ki items'ın içeriğini sil. Bu şekilde. HTML metodu. Bastım getirdi. Bakın tekrar tekrar aynı veriler geliyor. Bu şekilde basit aslında buradaki işlem. Yaptığımız çok fazla bir şey yok. Zaten birazcık da CSS yaptık. Şuradaki işlemin neredeyse aynısını sadece JavaScript notasyonuna uyarladık. Başka yaptığımız bir şey yok. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bunun bir de PHP versiyonunu çekeceğim. Evet, bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.